Onun bilmem nerede medya mensubu varmış, onun bilmem nerede ne bağlantısı varmış, onun bilmem nerede ne görüntüleri varmış. O onunla görüşüyormuş, bu bununla görüşüyormuş, içeriden aldıkları bilmem ne haberle. Beyler, ülke yönetiyoruz, ülke, millet yönetiyoruz, millet. Oyuncak değil. Tayyip Erdoğan'dan başka bu belayı Türkiye'nin başından atacak ikinci birisi yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı her gün bunu söylev olarak söylüyor. Boşuna mı söylüyor? Ve ben inanıyorum ki ondan başka da kimse mücadele etmiyor bu Türkiye'de. Herkes menfaatleri doğrusunda çekilmiş kenara. Tamam mı? Hiçbir şey söylemiyorlar. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kavgasını yapıyor. Bu da böyle bilinir. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iş de böyle bir iştir. Ve bunu takip edip bunun hedefine varmasına destek vermek lazım. Aksi takdirde bunun faturasını torunlarımız öder. Recep Bey bunları haşhaşi çete ilan etti. Ve nasıl işlerine gittiğini de görüyoruz. Yani Allah ödülünü herhalde verecektir. Çünkü ondan başka hiç kimse bu temizliği yapamazdı. Ve Recep Bey parmağını buraya getir, parmağını değil, yumruğunu koymuş. Şu ana kadar icabını yapıyor. Bunu hedefine vardırması lazım. Burada bu paralel yapıyla ortak olan Haçlı odakların keyfine hizmet ederek, değirmenine su taşıyarak bu adamın önüne kütük yıkmak doğru şey değil. Bunu tarih affetmez. Ben hasta yatağımdan Tayyip Erdoğan için dua ediyorum. Aa. Evet. Niye? O kadar arkasından konuşuyorsunuz. Arkasından konuşmuyorum. Arkasından nasıl konuşuyorsun? Ya işte hani yüzüne değil de sonuçta programa gelip konuşuyorsunuz. Tabii de demiyorum. Canım gelirse evet. Karşıma aynı şeyleri söyleyeceğim. Arkasından diye. Niye hasta yatağınızda Tayyip Erdoğan'a gece gündüz dua ettiniz? Tayyip Erdoğan'a dua ediyorum. Neden de dua ediyorum? Şunlar. Şimdi öyle bir tezgah kuruluyor ki bu 15 Temmuz'dan itibaren. Türkiye istila planı bu. FETÖ'cülerin bilmem ne işte Amerika'nın şunun evet. Bunun İsrail şeyinin. Bugüne kadar hangi devlet başkanı bir Müslüman ülkenin önünde laiklikle ilgili şu tespitleri yaptı? CHP dönemi dahil bana gösterin. PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu? Yani ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim ya. Peki YSK ile ilgili sizin bu karardan önce güven duyduğunuza dair... Ben YSK'daki analiz etmedim. Yani öyle bir merakım da yok ayrıca. Ama şu an zaten bütün Türkiye analiz etmiş durumda. Ama evet. AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ de geri döner. Bakın,
AK çok Parti iddialı gider. Oldu hocam. Hayır hayır hiç çok iddialı. İddialı oldu. Hiç yani, iddialı değil. Altılı, şu masanın... altılı çünkü altılı masada bakın altılı. Benim İYİ Parti'den ayrılma nedenlerim neden? İçinde en önemli neden de FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. Peki DEVA'nın yaklaşımı ne? Davutoğlu'nun yaklaşımı ne? Kadınlar imamlık yapıyor, İslam dininin esasları hiçe sayılıyor. İslam'ı tahrif etmek için Almanya'da açılan liberal cami FETÖ projesi çıktı. Liberal caminin arkasında bulunan House of One isimli proje FETÖ imamı Kadir Sancı tarafından yürütülüyor. Bizim bu projedeki maksadımız tek çatı altında bir havranın, bir kilisenin ve bir mescidin bulunması. Projenin yönetim kadrosundaysa iki örgüt üyesi dikkat çekiyor. Zaman gazetesinin eski yöneticisi Süleyman Bağ, örgütün üniversite sorumlusu Celal Fındık. Öte yandan örgütün önde gelen isimleri yayımladıkları videolarda din mühendisliği projesine desteklerini açıklıyor. Bu House of One da bunun bir simgesi olacak bütün dünya. Böyle bir hayırlı iş için inşallah insanlarımız da buna destek vermesi lazım. Destek olalım, bu tahakkuk etsin. Kiliseden bozmaz sözde caminin kadın imamı Seyran Ateş de FETÖ elebaşına hayranlığıyla tanınıyor. Mutlaka Fethullah Gülen'i ve sizlerin yani onun fikrini canlandıran insanların yüzlerini görmeye ihtiyacı var dünyanın ve Almanya'nın bilhassa. Örgütün esas hedefinin İslam'ı tahrif etmek olduğu anlaşılıyor. Tüm çabalarına rağmen FETÖ'nün sapkınlık girişimleri Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Hocaefendi'nin üzerine bir atladım. Hocaefendi beni böyle itti. Hiç kimse eli vermedi. Bana böyle itince eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi böyle bir titredim. Böyle cereyan çarptı. Cebrail dahi parti kursa, işte gel bunun başına geç dese veya gel bunu beraber götürelim dese ben destek olmam diyor. Hoca Efendi kadar herhalde Cebrail'i kendi söylüyor ya, biz hiçbirimiz Hoca Efendi kadar ne Cebrail'i tanıyabiliriz ne Mikail'i tanıyabiliriz. 99'da ben Amerika'daydım. Yine bir Fethullah Gülen kampanya süreci olmuştu o dönemde. 3 hafta sürdü biliyoruz. Haziran fırtınası. Hoca Efendi hep deprem olacağından korktu Sayın Fethullah Gülen. 1,5-2 ay boyunca deprem duaları yapıldı. Bu kadar fesadı, bu kadar iftirayı, zulmü bu yeryüzü kaldırmaz diye. Öğrendiğime göre yine deprem zelzele duaları yine başladı. Allah'la 24 saat irtibat halinde olan bir insana bu kadar hakaret edilirse yemin ediyorum gayretullah'a dokanır. Memleket zarar görür. Şahıslar değil, kitleler zarar görür. Şöyle, ben onda olağanüstü bir kısım şeyler görüyorum. Yani özellikler. Fethullah Hoca nedir dediğin zaman ona bir isim koymam doğru olmaz, yanlış. Fethullah Efendi görünce rüküye giriyorsun da neredeyse bir de secdeye kapanasın geliyor. Yani ben bu siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. Ve FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, etkisi bittikten sonra kim olamamış, onu da siz medya mensupları bulup çıkartın. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Bugün Fethullah Gülen'in kitapları korkudan yakıldı. 12 Eylül'deki kitapların yakıldığı gibi. Hiç doğru değil. Emin olun, yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
kaçacaktır efendim, yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok. Olması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bir daha olmaz. Bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemizin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek, hukuku tanımamak bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değil. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKPC'liye de gittik. Barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de, kim yapıyorsa onu bilmiyoruz tabii. Peki biz orada niye duruyoruz? PKK mı var mı? PKK da yok. Niye orada duruyoruz? Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarıyla 7'si şu anda Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede. Evet. Ve onların korumasında bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada. Televizyonlar kapatılıyor. Niye kapatılıyor kardeşim? Niye? Örgütün yayın organı mı olsun? Efendim? Örgütün yayın organı mı olsun? Hayır. 15 Temmuz darbesini yapan adamların. Şimdi bakın. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor. Neden benim ülkemde terör var diye. Köprüde linç edilen askerlerin haklarının savunulması, hakların aranması lazım. Mr. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Allahümme ihzimhum ve zelzilhum ve şeddid şemlehum ve ferrik cemahum ve mezzikhum külle mümezzak ve la tec'al ba'sehum ve ec'al ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ve ec'al ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ve ec'al ba'sehum beynehum ve ansurna aleyhim ya erhamer rahimin bi hakkı zatike ve bi hakkı sıfatike ve bi hakkı esmaikel husna ve bi hakkı ve hürmeti ismikel azam ve bi hakkı ve hürmeti seyyidina Muhammeden el Mustafa ve bi hakkı ve hürmeti men lehu şefaatun ve hürmetun indeke ya erhamer rahimin. Yani doğru yapmıyoruz aslında. Milletin dinlerine de batıl demesek daha iyi olur. Bizim hocalarımız biraz fazla şey yapıyor. Kıvamında duruyorlar. Sen Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olduğunu nereden biliyorsun? Herkes öyle diyor. Hocalarımız öyle söylüyorlar. Babalarımız da öyle söylüyor. Yani o zaman Hristiyanlar da başka şeyleri babalarından öğrendiler. Onlar da babalarımız öyle söylüyor diye kabullenirlerse bununla bir sıkıntın olmaz herhalde. İşte son din İslam diyorsunuz. İyi de bundan gayrı bir sürü dinler var. Onlar ne? Hak din değil mi? Hayır, batıl diyorsunuz. Niye başkalarına batıl, kendimizinkine hak diyoruz? Adam bakıyor diyor ki ben kendi dinimin hak olduğunu sadece iddia ediyorum. Bir başkası da aynı kendi dinin hak olduğunu iddia etmekte en az benim kadar hak sahibi olmalı. O zaman birbirimize ilişmeyelim. Bunun hakkı batılı sağlanabilir, yoklanabilir bir zemini yok ki. Ama durum öyle değil. Doğrunun yoklanabilir bir zemini yoksa, inanç öylece kabul edilen bir şeyse, o zaman herkes masum. Bülent Ecevit bir İngiliz mason locasının da üyesidir. İngiltere'de mason olmuştur. İlginç bir şey de size aktarayım. Fethullah Gülen masondur. Onu Kasım Gülek mason yapmıştır. Eski CHP genel sekreteri Kasım Gülek mason yapmıştır. Fethullah Gülen'i. Fethullah Gülen'in de ilginç bir sözü vardır biliyorsunuz. Bana diyor öbür dünyada Allah bir kişi için şefaatte bulunma hakkı tanısa bu hakkımı Ecevit için kullanırım diyordu. Türkiye Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bir daha artık böyle acımasız, adaletsiz ve kutuplaşmış dönemler yaşamayacak. Partimizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ilan ettiğimiz gibi ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Türkiye'yi
kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, toplumsal güven ve huzurun hakim olduğu, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline geldiği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Dolayısıyla meselemiz sadece hükümeti devralma meselesi değildir. Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır. Ve onun vizyonunu tam anlamıyla hayata geçirmek. İnşallah bu bize nasip olacak. Meclis oturursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye sayesinde. Buyurun gidin AKP kolluğu yerine. Hiçbir yerde meyhane yok, restoran yok, kafe yok. Hayat sizinle kadar. Eğer bu sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhane oturursan Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye sayesinde. Buyurun gidin AKP kolluğu yerine. Hiçbir yerde meyhane yok, restoran yok, kafe yok. Belediye Bakanlığı Müsteşarı diyor ki, bizim esas amacımız diyor, alkolü bütün Türkiye'de yasaklamak. Sizin zihniyetiniz bu. Sizin amacınız bu. Bu yasağı getirenlere de Allah'a havale ediyorum. Teşekkür ederim. Böyle kıvrandık. Allah'ım diye. Böyle kıvrandık. Allah'ım diye. Erdoğan Fethullah Gülen'e dön çağrısında bulunmuştu. İzleyici diyor ki Gülen sürece zarar vermemek için gelmeyeceğini söyledi. Siz AK Parti ve Gülen cemaati arasında bir çatışma olduğunu düşünüyor musunuz? Başbakan neden böyle bir çağrıda bulunmuş olabilir? Siz dönmesine ne dersiniz diye soruyor izleyici. Şunu söyleyeyim. Biz Sayın Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğunu biliyoruz. Pasaportu var. İstediği zaman gelir, istediği zaman gelmez. Bir başbakanın özel bir çağrı yapıp buyurun Türkiye'ye gelin demesi doğrusunu isterseniz benim yadırgadığım bir şey. Ben icazet veriyorum gibi bir hava. Ne demek yani? Gel. Demek ki yasak da getirebilirim anlamına gelir bu. Veya Türkiye'de tek otorite benim. Ben izin verdiğim için gelebilirsin. Böyle bir algıyı ben doğru bulmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı istediği zaman Türkiye'ye gelir, istediği zaman dışarıda kalır. Hiçbir sorunumuz da yoktur. Türkiye'ye gelip gelmemek o yurttaşların kendi iradelerine bağlıdır. Eğer bir yurttaşın Türkiye'ye gelmesi başbakanın iradesine bağlıysa kimse kusura bakmasın ülkede demokrasi yok demektir. Bu aynı zamanda bir tehdit unsurudur. Gelirsen şimdilik izin veriyorum ve geldiğin zaman ben gereğini de yaparım. İstediğim zaman seni içeri atarım. Bu anlam çıkar ortaya. Bunu ben... Şebnem Hoca'yı saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok değerli bir insan. Türkiye halkının onuru, Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunun halkını Şebnem Hoca temsil ediyor. And his cancer freedom. Sayın Erdoğan da sonra açıkladı. Birlikte aldığımız bir kararla bütün ülkeyi bu adamı Türkiye'ye getirebilmek için yapılan bir hamleydi. Eğer onların işine yarar bir şey olsaydı onlar çoktan çıkartırdı. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütünü ile ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Bütün devlet hayatımda da sert mücadeleler verdim. 15 Temmuz gecesi de Türk televizyonlarındaki yaptığım çağrılar dışında yurt dışındaki yani NBC, El Cezire gibi daha hemen sonrasında da BBC gibi televizyonlara çıkıp daha
Meclisimiz bombalanırken konuşan tek Türk siyasi bendim görevde olmadığım halde. Bu terör örgütünün hedef tahtasında oldum ama asla bunların herhangi bir yerde yardımcısı veya maşası olmadım. O zaman size YouTube'da Türkçe Olimpiyatlarının 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Görürsünüz. Hayır. Sen ne söylediğini iddia ediyorsun, yani ne söylediğini hatırlıyorsun. Hanımefendiye soruyorum lütfen. Yani yayına gitmiyorsanız gerek yok. Bak bakalım Fethullah Gülen'in adı var mı orada? Bu faaliyetlere katkıda bulunan başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun. Hoca Efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Asla bu terör örgütünün hiçbir şekilde destekçisi olmadım. Ama Türkçe öğretilen bir dönemde sadece Türkçe öğretenlere teşekkür ettiğimi konuşmadım. Mikrofonu hemen arkadaşımıza verelim. Öyle bir şey olmadığını iddia ediyor. Video elimde. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncülere, başta muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Bak. Sayın Davutoğlu, bir şey söyleyecek misiniz bununla ilgili? Sayısını artıracaksın. Cemaatlerin, tarikatlerin, vakıf ve derneklerin yurtlarını başka 15 Temmuzlar olmasın diye kapatacaksın. Bizi göndereceğiz. Tarikatlar, cemaatler kapatılacak. WhatsApp durumlarınızdan, Instagram hikayelerinizden, Facebook'tan, oradan buradan herkes yaysın. Zaman sosyal medyada cihat zamanıdır. Artık kılıç kalkan cihadı bitmiştir. Bu din düşmanlarına Allah'ın izniyle piyasayı bırakmayacağız. Bunlar İslam'a saldırdıkça Müslümanların birbirine kenetlenmesi lazım. Allah Kur'an'da bunlara kabak cinsinden bir ayet yapıştırıyor. Yuridu bu İslam'a saldıranlar, cemaatlere saldıranlar, onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Dilleriyle, gazeteleriyle, haber siteleriyle, yalan haberleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Cemaatleri, İslam'ı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama Allah en yüksek perdeden onlara cevap veriyor. Diyor ki, وَاللّٰهُ مُطِمُّ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ Ey kafirler, sizin hoşunuza gitmese de, çatlasanız da, çiğninizden, hıncınızdan geberseniz de Allah nurunu tamamlayacak. Şimdi öncelikle yayınlar diliyorum. Benim henüz bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok. Dolayısıyla ben İstanbul'dayım, şu anda evimdeyim, oturuyorum. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsinler. Kendilerine çay da ikram edebilirim, iftar vakti geçti. İstedikleri yere gideriz, sorun değil. Fakat şunu ifade etmek isterim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. 24 Haziran tarihine kadar da milletvekili olmaya devam edeceğim. Sosyal demokrasiye gerçekten inanan, Türkiye'nin sol bir siyasetle yaşadığı bu buhrandan çıkabileceğine inanan bir siyasetçiyim. Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamak ile birlikte, yani FETÖ üyesi olmamak ile birlikte yardım etmek şeklinde bir soruşturma açmışlar. Bunu da iki temel nedene bağlamışlar. Birincisi, MİT tırları tutanaklarının bende olması ve bununla ilgili attığım tweetler ve bir diğeri de Zaman Gazetesi vesaire bu kurumların önüne gitmek. Birincisi şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kendi kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede mutlaka bir talimat vardır. Partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Enes Bey cezaevinde değildi, medya komisyonu başkanıydı, ona vermiş olduğu talimatla biz oraya gittik. Bir diğeri de MİT tırları tutanakları hususunda yaşanan hadise. O gün tabii yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz, yani bize soran olduğunda duruşmalarda söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'dan temin ederek bunlar üzerine tweetler attım. Yani yine öğretmen liselerinden bir tanesinin öğrencilerinin belli bir demokratik modern dershanelere kaydedildiğini öğrendik. Böyle bir duyum aldık. Baktık ki bu çocuklar buralara para ödüyorlar, makbuz alıyorlar fakat oralara devam etmiyorlar. Allah Allah, ne var bunun arkasında dedik. Meğerse bu çocuklar oralardan aldıkları makbuzları ileride kullanmak üzere bu kuruluşun, bu cemaatin özel
eğitim yerlerinde eğitiliyorlar. Çünkü askeriyeye girecekler. Ve orada başvurdukları zaman o makbuzları gösterecekler. Türkiye'nin böyle her tarafını sarıldığını gözümüzün önünde görüyoruz. Eğer Türkiye çağdaş laik bir ülke ise ve eğer bu insanlarımızın hepsinde birazcık akıl varsa madalyonun ön yüzünü değil arka yüzünü görmek zorundalar. Bu bilim kurgu olayının bir yerde durması gerekiyor. Ama en önemli zarar siyasetçilerden geliyor. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki Cumhuriyet'in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan, hangi cemaatten oy alırız kaygısını taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler. Bu sağcısıyla, solcusuyla, her şey, orta şeyle, her siyaset grubunda bu mevcut ve dolayısıyla hani iyi tarikatlar vardır diyebilen siyasetçilerimiz de karşımızda. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bu olayın ne boyutlara vardığının bilinmesi gereksiniz. Karma okul değil burası. Ne yapacaksınız çocuklar üniversiteye gidince diye böyle bir şaka yaptım. Konuşmamın sonunda bir çocuk geldi yanıma. Böyle usullacık sokuldu. Adeta böyle sarılmak istercesine. Hocam dedi güzel şeyler anlattınız ama dedi siz biliyor musunuz dedi biz çok başarılıyız. Çünkü hiç kız yok aramızda. Kızlar şeytandır. Onlar aramızda olmadığı için biz başarılıyız. Şimdi kızların şeytan olduğunu öğrenen bir çocuğun bilim kafası nasıl gelişebilir? Hayata nasıl uyum sağlayabilir? Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş, laik, demokratik düzenine uyum gösterebilir? Ve nasıl kolaylıkla Cumhuriyet Atatürk düşmanı olabilir? Yine konuşmacılar patronlarını savunuyorlar. Samanyolu televizyonunu izliyoruz kendilerine. Ama ben Cumhuriyet'i savunuyorum. Bu hakaret, ben bir ağır aydın, hakarettir. Derhal lütfen, kendisine iade ediyorum. Ben bir aydınım. Ben gazeteciyim. Mehmet Ali Birant da patronunun ben da zaman nedeniyle olma, burada. Ben aydın olursan, namusunu savunuyorum. Lütfen, sizin gibi bakın, ahlaksız ben, değilim. Siz ahlaksızsınız. Bunu bakın, söylediğiniz doğru, için. Ahlaksızsınız. Ben bir aydın olmanın sorumluluğunu siz, bu sorumluluksa siz aydın falan değilsiniz. Asla. Bakın şöyle çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Dün ben ceviz kabuğu yapımcısına Hulki Cevizoğlu'nu ve bir de Ali Kırcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Siz üçüncü oldunuz. Böylece bu kişilik bozukluklarınızın bir yansıması olarak kabul ediyorum. Ve aynen size iade ediyorum. Gerçek teşekkür bir ediyorum. Ahlaksız ve köpeksiniz. Aslında yani... Bütün bu güzel çalışmalara istikamet veren, ilham kaynağı olan çok değerli Fethullah Gülen Hoca Efendimize burada şükranlarımı sunmak istiyorum. Başta Muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Allah onların emeklerine ben razı olsun. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz. Futbol, spor dünyasında bizim gözümüz, kulağımız, nabzımız ve kalbimiz atıyor. Sağ olsunlar. Samimi arkadaşlarıyla o hizmeti de sürdürüyorlar orada. İnşallah. Şimdi Kemal Bey'in yaptığı şeyi ayakta alkışlamak lazım. Bir kere çok doğru. Yani biz alkışladık diye CHP'li olmayız. CHP'li biz alkışladık diye başka bir şey olmaz. Doğruya doğru, eğriye eğri. Yani bir kere söz beyan esastır Levent Bey. Yani beyan diyor ki sözüm sözdür. KHK'yla işinden atılan herkesi işine iade edeceğim. Sözüm söz. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. De, tabii ki oradan takip ediyor ne olup bittiğine bakıyor. Ve bu şekilde bir görüş ve düşünce ortaya koyuyor ve kararını da bu şekilde veriyor. Elbette yani tabii ki Hoca Efendi'nin kendi takdiri ama Türkiye'ye gelmesinin ben hepimizin son derece lehine ve hayrına olacağını düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda onu buraya getirecek şartlar i̇nşallah, yani kendi evet. açısından. İnşallah ülkemiz adına da çok daha iyi şartlar gelecekte de çok iyi olur inşallah. Türkiye demokratikleşme yolunda önemli mesafeler aldı ama alması gereken daha çok tabii fazla var. Yol var. Elbette var. Her şeyin artık Türkiye'de toz pembe bir Avrupa ekonomi demokrasisi ya da bir dünya demokrasisi şekline gelmiş olduğunu elbette ki Türkiye'de söyleyemeyiz. Evet, ama bunların hızlanması için Hoca Efendi'nin dönmesine önemli bir katkı olacağını düşünüyorum ben. Pekala siz böyle düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Başka bir ülkede olsaydı o ülkenin dilini başka coğrafyalara taşısaydı
insan potansiyelini, maddi imkanları bir araya getirerek dünyada yaygınlaşan eğitim faaliyetleri yapmış olsaydı, mensup olduğu devlet ona ödül verirdi ve taltif ederek onu sembol haline getirirdi. Zarafetiyle, yaptığı çalışmalarıyla, devlete ve devletin kurumlarına karşı gösterdiği hassasiyetiyle çok çabuk anlaşılabilecek bir kişilik. Eğitimli ve bilgiyle donanmış insanı kimse kolay kolay aldatamaz. Fethullah Hoca Efendi gençliğe ne yapmış? Yüksek bir Türklük bilinci ve İslam ahlakıyla ahlakına yönlendirmiştir. Hoşgörü ve diyalog ikliminde farklı inanç ve görüşleri buluşturmuştur. Gençliğin bilgi çağına göre hazırlanmasını teşvik etmiştir. Adeta bir Türk-İslam misyoneri gibi dünyaya hitap etmiştir. Türkiye'nin er geç ulaşması gereken dünya devleti olma misyonuna önemli ve katkı ve altyapı sağlamıştır. Sayın Hasan Yalçın'ın dünyada adını duymadığı yerlere Türk okulları açılmışsa ve oralarda İstiklal Marşı söyleniyorsa, bundan ancak Türklüğün yüksek istikbalinden korkanlar rahatsız olabilir. Tersine ben şahsen yüksek bir haz duyuyorum. Niçin Saint Joseph'ten, Robert Kolejlerinden bu kadar rahatsız olunmuyor? Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz. Söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız. Bu temel taşını yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez. Bize bakarak, ya bir tuğla da ben koyayım bu memlekete, bir binanın temel taşına bir kürek de harç ben koyayım demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmaları yapıyorlar. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim, bunu bilesiniz. Allah dönmesi nasip etsin hayırlı selametle. Hastalıkları varsa Allah şifa afiyet versin. Fethullah Hoca Efendi, ehli sünnet bir alim olarak kendisini biliyorum. Bizim Hoca Efendi'yle hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır. Yani aleyhine de hiçbir beyanımız olmamıştır. Şimdi tabii Allah kendisine şifa afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Bizim hiçbir sorunumuz olamaz kendisiyle. Ondan sonra efendim Hoca Efendi'nin Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinden Erzurum Şeyhi Büyük Veli'den intisabı vardır. Ve manevi irtibatı vardır. Seçilmiş o noktada çocukluğundan onun mimarisine küfrevi tacından, manevi tahtından nasibi var. Biz Hoca Efendi'ye Fethullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fethullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. O bölgede radikal İslami örgütler olacağına, iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz, güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını da biliyoruz zaten PYD'nin. Sonunda bazı bölümleriyle, yani bakın problemi çözmek önemli. Yeni problem alanları yaratmak evet. Değil. Ben başbakan olacağım. O kadar iddialısın. Evet. Ama önce genel başkan olmak gerekiyor. Yok. 15'inden sonra işler inşallah değişecek. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Cihanda sulh, yurtta sulh, cihanda sulh.
ülkede sulh, yurtta sulh sözünü yeni baştan rehber edinerek... Yurtta sulh, cihanda sulh. Ya 15'inden sonra işler inşallah değişecek. Bunların o işte onların anladığı anlamdaki laikliğin, bu böyle halka üstten bakmanın, bu elitistliğin sebebi olarak Mustafa Kemal'i görürseniz, değil mi? Veya eğer siz gerçekten Atatürk'ü seviyorsanız, o zaman sizin bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ekibiyle olma şansınız çok zor. Yani Atatürk ismini neredeyse ağzına almayan bir adamdan bahsediyoruz. CHP'liler bunun farkındalar mı acaba? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından hiç Atatürk lafını duydunuz mu? Çünkü Atatürk'ün 1916'da babasının 1878'de mücadele ettiği bir aşiretin çocuğu, Karabulut aşiretinin çocuğu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani orada Dersim'de halk niye sever ya da Aleviler niye sever Atatürk'ü? Çünkü o Dersim'de müdahale edilen aslında oradaki kriptolar, Ermeni ama Alevi ve Kürt görünen kriptolar. Mesela bir tanesini söyleyeyim, Seyit Ali diyebiliyor değil mi herkes? Papaz Dersim o. Yani Mustafa Kemal 1916'da oraya yürüdüğünde Mustafa Kemal'in önünden kaçıp dağa çıkan, işte belki yanında da birkaç yüz kişiyi götüren, ondan sonra iki sene sonra da sarıkla cübbeyle inen bir adamdan bahsediyoruz. Bunların peşine düşen bir Oğuz Bekata var 1950'lerde. Yine o da hekim, CHP'li. Ona Kasım Gülen'in yazdığı mektup var bu sefer. Biliyorsun diyor, istihbarat ordu hepsi elinde. Bizi diyor mahvederler. Bu işi bırak peşini. Maaşını al otur yerine diyor. Sana ilgilenme, bu işin peşine gitme demedim mi ben diyor Kasım Gülek. O kim? CHP'nin İçişleri Bakanı, Genel Sekreteri. Aynı zamanda kim? FETÖ'nün Kurucular Kurulu üyesi. Evet. Üç kişilik Kurucular Kurulu'nun. Yaşar Tunagör, Fethullah Gülen, Kasım Gülek. Tamamı mason, tamamı CHP üyesi. Bu üç kişiden biri Kasım Gülek. Granfuller'ın işte kankası Kasım Gülek. Bugün de hala işte 15 Temmuz'da da biliyorsunuz Türkiye'den kaçtığı söylenen, burada olduğu söylenen Granfuller'dan bahsediyoruz. İşte FETÖ'nün arkasında duran Granfuller'dan bahsediyoruz. Bakın ekibe bakın, hep aynı. Yani söylediğimiz şeyi işaret etmiyormuştu. Masonik, Emevik geliyor, Maso Emevik burada birleşiyor. Bir yapı. Mesela işte 3 tane Mason, 3 tane CHP üyesi, altlarında 21 kişilik yönetim kurulu var, 14'ü Mason. Bunlar sözde bir dini cemaat kuruyorlar, Nur Cemaati diye. Yani Nur Cemaatine bağlı bir yapı sözde oluşturuyorlar, sözde. Herkes de siyasi ayak arıyor. Yani daha niye arıyoruz yani? Gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey. Bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına kadar gidip güvenlik kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler. Küresel savaş baronlarına savunma sanayimizi çökertme sözü verdiler. Ülkemizin yükselen siyasi ve diplomatik gücüne göz dikenlere geri çekilme, yeniden İçe kapanma sözü verdiler. Sevgili Ankaralılar, hoş geldiniz. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş sevgili yavrularımız, sevgili kardeşlerimiz ve onların öğretmenleri, Ankara'ya hoş geldiniz. Her sene Türkçe olimpiyatı biraz daha büyüyor. Bu sene maşallah stattayız. Ama baktım da gelirken yarımız dışarıda kalmışız. Demek ki Ankara'ya daha büyük bir stat lazım gelecek sefere. İnşallah onu da yaparız. Dünyanın dört bir tarafında açılan okullarda ülkemizi temsil ediyorlar. Hem de gururla. Ben burada emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma, Türkiye adına, şahsım adıma şükranlarımı sunuyorum. Sadece onlara değil, onları yetiştiren, bu fedakarlığı onlara öğreten analara da teşekkür ediyorum. O okullara,
Türkiye'den her türlü fedakarlığı yapıp maddi destekte bulunan bütün iş adamlarına da teşekkür ediyorum. Ve hepsinin üstünde hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya da evet, ispatlanmak istenmiyordu diyelim. Dolayısıyla kararlı gidişlerini ve bu süreci yürüten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuçta en kısa zamanda varılır. Sonuç çünkü çok önemli. Süreç uzadığı takdirde farklı yorumlara başlanır ve gerçekten fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Onun için sürecin çok hızlı işlemesi lazım. Karar mercilerinin hiçbir duygusallığa kapılmadan kararlarını vermesi lazım. Aksi takdirde görüyorsunuz ki UEFA'da, FIFA'da kesin karar vereceksiniz ve kesinlikle bu işin içinde olanları cezalandıracaksınız şeklinde. HDP seçmenin üzerinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Orada da HDP'nin yetkililerin çağrısı neydi? Biz kendi Doğu Güneydoğu'daki aday çıkaracağız, adaylarımızı destekleyeceğiz. Batı bölgelerinde ise faşizme karşı, cümle tam öyle değil ama ben anladığım şekilde ifade edeyim. Bu süreçte demokrasiyi iktidara kaybettirmek için adayları davranacağız, bu şekilde davranacağız demişlerdi. Ki bu bence gayet anlaşılır, gayet makul. Bana sorarsanız da olması gereken bir şey. Yani bu Tayyip Erdoğan yönetimini çökertmek lazım. Sokaklarda Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Seçime gidecek de seçimde yenilgiye uğratacağız diye beklememek lazım. AKP ve MHP faşizmini yıkalım. Daha fazla ömrü uzamasın. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Mehmet Şükran Özkaya, Milli Birlik Komitesi Başkanı. Bu Milli Birlik Komitesi Başkanı'nı önerenlerden birisi İnönü'dür. Kendisi attığım belgelerde İnönü'nün masonluğun gizlenmesiyle ilgili yazılar yazmış. Yine aynı şekilde İnönü'yle görüşüp Adnan Menderes'in idamını desteklediğini yazıyor, senatoya söylüyor. Yine aynı şekilde bu özellikle cevabını verdiğim belgede Nurcularla ilgili ihbarlar yapılınca Mehmet Şükran Özkaya 16.09.1968'de Milli Hizmet Başkanlığı'na bir belge gönderiyor. Yani bunların araştırılması noktasında bir yazı yazıyor ve cevaben şöyle bir şey geliyor. Diyor ki Bekir Berk ve Fethullah Gülen Nurcuların içerisinde istihbaratçı olarak çalışmaktadır diye senatoya bir yazı yazıyor. Belgesi de burada. Belgeyi sorgulattık. Aynı şekilde Bekir Berk'in ve Fethullah'ın özel harbe çalıştığını Mehmet Şükran Özkaya bu belgede de açıklamış oluyor. Bu Bekir Berk ve Fethullah'ın Nurcuların içerisine girdiğine dair ajan olduğuna dair bir belgedir. Allah'a şükür ki böyle bir belge var. Yoksa sadece üstadın Üzeyir Şenler'in demesi, Hüsrev Efendi'nin demesi yetmiyor. Bu belge ortaya çıkınca Risale Haber bu belgenin yalan olduğuna dair saçma sapan iddialar ortaya attı ama belge gerçek. Bu belge orijinaldir, yani kendilerini kandırmasınlar. Hep ümitlendik Naci Bey. Hep ümitlendik. Şu dönemdeki gelişmelerle Cenab-ı Hak bu ümitimizi bir kere daha kırmasın. Evet. O kayayı hayali razı edecek güçte durumda değiliz ama Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabına bir lasta da ifsad eder. Başka bir derde takılmamak lazım. Şu dert, bu dert filan. Evlat, üyal, çoluk, çocuk.
unutmak lazım. Çok evin içinde büyümüş, etmiş falan filan. Bu başka da hakikaten o kadar tanımamak yok. İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifak, size rağmen HDP ve PKK'ye içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardı. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna? Bizim görüşümüze sahip insanlar, gençlerden 5000'e yakın kayıp var. Karşı görüşten belki bir o kadar vardır. Bu kayıpları engellemenin yolu toplumun bütün katmanları arasında, farklı görüşler arasında, işte Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında konuşmayı, mutabık kalınabilecek noktaları ortaya koyabilmek için bir çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı, aslında faydasının olduğuna inanıyorum. Eğer 80 öncesinde bu yapılabilmiş olsaydı, o kadar pırıl pırıl genç bugün belki yaşıyor olacaklardı. Ülkede her şeyi kurcalamak lazım, bakmak lazım, bu helikopter nasıldır filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Derin devlette hiçbir başbakan mücadele edemedi. Ecevit de bundan şikayet etti. O zaman ne işe yarıyorlar bunlar? Bak ben açık söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam bu şikayeti yapmam. Ben yapmam. Niye yapmam? Devletin kurumlar içerisine FETÖ girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak, ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey? Komplo teorilerine girmeyelim ama fakat bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş. Onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Bu açıdan da bir şey daha diyeyim, yani bundan sonra da çok defa aldanabilirsiniz. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Asker vazifesini yapmadı diyebilirler. Ben yaptığına kaniyim yani. Hakikaten herkes seferber. Altılı masa da artık kısır günü mü, altın günü mü orası, dolma günü mü? Birbirlerine mesajları grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları tarafından medya üzerinden veriyorlar. Kendileri bir araya gelince demek ki memleketin sorunlarını konuşmuyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar. Libya tezkeresinde anlaşamamışlar. Terörle mücadelede anlaşamamışlar. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Ergenekon balyozda anlaşamamışlar. Cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Doğrudur, biz de ittifak yaptık. Yani şimdi biz yaptık yani. Ben kendim bizzat birçok görüşmelerde olduğum, çok da sevdiğim, çok da... Çünkü bizim için... Kiminle görüşmelerde oldunuz? Cemaatle. Cemaatle yani ben kendim... Siz kişisel olarak? Tabii yani bir sürü dostumuz, eşimiz, akrabamız, yani insanlarımız var bu konuda çevremizde. Şimdi burada yadırganacak bir şey yok. O da bu ülkenin bir gerçeğiydi. Ve biz askeri vesayete karşı mücadele verirken Türkiye'de onlar yanımızdaydı. Biz bir şeyi karıştırdık. Onların bizim yanımızda olması, bu askeri vesayetin ilk defa Rusya üzerinden yapılmasıyla ilgili olarak bize yanımızda olmakla ilgili görevlendirilmelerindenmiş. Onu nereden anlıyoruz? Daha sonra işte bu Davos olayları. Anlamadım. Rusya mı cemaati görevlendirmiş? Hayır, Amerika. Şöyle, Amerika'da bağlı olunan gruplar, oradaki yapı. Bu Ergenekon sürecinde ilk defa askeri vesayet kendini Rusya'ya yaslanarak onun da sebebi Irak Kürdistan'daki stabiliteyi bozmakla ilgili. Cemaat kimin? Cemaat Amerika'da, Amerika ile beraber cemaat de bizim yanımızda yer aldı. Amerika'nın sizin yanınızda yer aldığının farkında mıydınız? Bunun sebebi vesayetin, askeri vesayetin, onlar hatayı şöyle yaptılar. Darbeyi Rusya'ya yaslanarak yapmaya kalktılar. Bunun da sebebi kimler?
Ergenekon vesayet dediğimiz askeri vesayet. Tamam, Ergenekoncular öyle. Bir dakika ben şey anlamadım. Ya. Çok net söyledim. Bir daha açıklayayım o zaman. Siz Amerika, siz, cemaat, üçünüz ortak askeri vesayeti mi yıktınız Türkiye'de? Evet. Evet. Böyle, yani böyle de okuyabilirsiniz. Yani... Çok değerli başkanı, değerli misafirler. Konunun bu programın başından beri izliyorum. Her renk, her dil, her dinden çocuklarımız vardı. Ve onları izlerken sizin alkışlarınızı dinledim, coşkunuzu dinledim. Ve Sayın Fethullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da Afrika kökenli Müslümanlar Türkiye'ye geldikleri zaman bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında Amerika'da Sayın Gülen'le bir araya geldiklerinde bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki dünyanın her tarafında Müslüman ülkelere gittik, ağırlandık ama hep farklı olduğumuzu düşündük. Öyle davranıldı. Bir tek Türkiye'de sizin arkadaşlarınız ağırlarken bunu hissetmedik. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz. Burada bu çocuklar hakkın adamı hakkın aşığı, o milyonların domuzu ışığı. Onun bilmem nerede medya mensubu varmış, onun bilmem nerede ne bağlantısı varmış, onun bilmem nerede ne görüntüleri varmış, o onunla görüşüyormuş, bu bununla görüşüyormuş, içeriden aldıkları bilmem ne haberle. Beyler, ülke yönetiyoruz, ülke, millet yönetiyoruz, millet. Oyuncak değil.